Selam arkadaşlar, Antalya Korkuteli'nde bir köy evini sizlere tanıtacağım şimdi. Teyzemiz önden gidiyor. Tamam. Gördüğünüz gibi bu köy evinin... Tamam, keçileri çekki satalım diyor teyzemiz. Antalya Korkuteli'nde güzel dağların hemen yeni başında. Amca seni de çekebilir miyim? Tamam. Artık kim bakarsa. Keçilerinizin ismi var mı? Yok. Hepsi kurbanlık mı Hayriye teyze? Kurbanlıklardan öbür taraftan. Öyle mi? Tamam. Bir de şu tarafa doğru gidiyoruz. Bu oğlak acıkmış mı? Değil ya, nasıl bilmem onu ya. Allah'ım, şu beyazlar da çok tatlıymış. Çok güzelmiş. Maşallah, berekallah. Maşallah. Çok sevimliler. Başka maşallah denilir. Başka ne denilir bilmiyorum ki. Ta ileride kurbanlıklar var da ta ileride var. He. Köşede. Güneş görüyorlar değil mi? Görüyor canım. Demin buradalardı ya, yeni kattık. Güneş görürlerse onların kemik gelişimi için daha iyi oluyormuş. Bu koyunların herhangi bir cinsi var mı? Merinos mu? Hı. Gerçekten mi? Hı. Yün kazak yapıyor musun? Hı? Yün kazak yapıyor musun? Hı, öyle şeye bakmam lazım. Koyunların yününü alanlar var mı peki? Sizden satın almak isteyenler oluyor mu? Vallahi bazen öyle çerçici merçici gel sürsün satıyor ya. Hala çerçiciler var mı? Geliyor ara sıra can. Hadi ya. Şunlar bekçi köpeğiniz mi? Hı. Koruyor mu bu gerçekten? Kim bilir karıştı. Naklıyı al köpeği. Tamam. Arkadaşlar, keçileri çektik. Şimdi teyzemizin evine gideceğiz. Şimdi de burası çobanların eviymiş. Ben bin de dedim. Bin davarı var adamın. Bin davarı olan adamın evi arkadaşlar. Şu bin davarı ben yazlıktığın evi diye düşündüm. Bir günde inşallah onunla çekeriz. Çünkü keçi peyniri alacağım inşallah onlardan. Değil mi teyze? Var. Sanırız ya. Ayıp. Sonra tamam. Tamam. Bugün süt aldım, yumurta aldım. Şu beyazlı kahverengili çok güzelmiş değil mi? Maşallah rengi. Sevimli duruyor. Bu erkek mi? Dişi değil mi? Senin çiçekleri çekeceğim. Menekşenin dalından alabilir miyim? Tamam. Arkadaşlar, şimdi Hayriye teyzenin evine gidiyoruz. Buraya bir bent yapmışlar. Diğer taraf komşuların mı, sizin mi? Hangi? Şurası? Ben komşularım, arka komşularım. Ha, tamam, haydi. Burası neresi teyze? Ora bizim alt kat. Oha, yoruldunuz zaman buraya mı oturuyorsunuz? Ora ineceğiz zaten, üst kattan gari. Ha, öyle. Hı-hı. Üstü kiraya mı vereceksiniz? Yok yok, orada kendimizin. Hadi bakalım, bismillah. Arkadaşlar, böyle bahçe evleri, iki katlı yazlıklar. Şu komşu devamlı mı yoksa? Yazlıkçı da. O yazlıkçı geliyor. Hafta sonları falan mı geliyor? Ara sıra. Halılar uçuşmuş. Burada çıkartıyoruz merdivende ayakkabılarımızı. Teyzenin evine doğru gidiyoruz şimdi. Dağlar manzaralı. Balkonu. Hatta şurası ne oluyordu? Orada böyle ilerliyorsun, ilerliyorsun. Balkon. Uf, burası güzelmiş. Tam salça kurutmalık. Tamam. Haydi bismillah. Soba yakıyorsunuz mu akşamları? Soğuk oldu mu yakıyorsun? Peki bu aralar yakıyor musun? 3 gündür, 2 gündür yapmadım. Teyzenin girişi arkadaşlar. Ben de bu arada şalvar giydim. Başka bir teyzeden aldım. Ramiye teyzenin şalvarı bu da. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi dantelleri var, kaktüsü var. Torunlarının şapkası. Şimdi hangi odadan başlıyoruz? Sağdan. Burası salon galiba, çünkü çok kapısı var bunun. Kızlarını istemeye buraya mı geldiler, dünürler? Evet. Vay vay vay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, koyu kırmızı. Nasıl? Koyu kırmızı renkte.
yapma çiçekler var. Örtüler. Orada da boncuklar var. Boncuklardan kim öyle sis yapıyor? Vitrinim var. Onu damat getirmiş, almış bir yerde. Tamam. Kendi yapmış. Şimdi de buraya geçiyoruz arkadaşlar. Burası oturma odaları. Hı, hala yakılıyor. Sobanın is kokusu geliyor böyle bu ev. Amca sigara içiyor mu? İçeride içmez. İyi bari. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kanepe örtüleri, ortada sehpa. Sehpanın da tabi tekerlekleri var, kolay aşılıyor. Arkadaşlar teyzenin, daha önce gördüm ben, bugün teyzeye yemek yemeye gelmiştik. Kaktüsü var. Madagaskar'dan gelen şu ünlü kaktüsleri biliyorsunuzdur belki. Menekşeleri var pembe renkte. Çok güzel telefon çiçeğiydi galiba, sarmaşık şeklinde ve mum çiçeği şu gördüğünüz. Şurada da başka bir kaktüsü var. Yeşil koltukları da güzelmiş. Yeşil ama burada gri gibi gösteriliyor. Burada da askılık. Şimdi teyze öbür odaya. Hiç beğenmeyeceğiz. Niye beğenmeyeyim, sen beğeniyorsan evini? Arkadaşlar burası da kanepe ve döşek. Burası yatak odaları. Torunlarının oyuncakları. Aynen. Her şey var galiba. Çok güzel. Dolabı kim yaptırdı teyze? Onu da önceler yapıldı, ev yapıldığında. İyi bari onları yaptırmışsın. Eskiden bunlar çok meşhurdu. Sen kendin mi yaptın bunları? El işi yapar mıydı? Mantilleri ben kendim yaptım. Öyle mi? İyi maşallah. Şimdi mutfağını göreceğiz. Mutfağında biraz önce hamur atından çok güzel ne yemiştik? Mayalı ekmek. Mayalı ekmek yemiştik. Bu paspasını da çok beğenmiştim. Kendin ördün değil mi teyze bunu? Annem ördü bunları ya. Ha, eski kadınlar zaten daha bir bacı. Nane kurutmuş. Evet. Ay, o zaman bu takım yaptırmışsınız siz dolapları. Hı-hı, eski kanevçeler gördüğünüz gibi. Hı-hı. Torunun mu? Hı-hı. Torunu... Görümcenin torunu. O da torun sayacağım. Tamam. Arkadaşlar eskiden ocaklık kullanılırken orada baca varmış. Orası şimdi kilerlik olmuş teyzenin. Baca diyorsunuz. Aslında burayı ne diyoruz? Ocaklık denmiyor mu? Çünkü ocaklık deniyor, baca da deniyor. Baca da deniyor. Ama burada ekmek pişiriliyor muydu? Pişiriliyordu tabii. Peki odun yaksan yemek pişirebilir misin? Bir şey şu an yapacaksın, yine bir şey. Ama kullanmıyorsun. Üşeniyorsun gari. Yaşlandın mı diyor. Aynen. Ve arkadaşlar en çok sevdiğim bu teyzelerin kendin ördüğün danteller, evet, değil mi? Gördüğünüz gibi bu danteller lale şeklinde motifler. Ondan sonra şuradaki şeyleri de çok hoşuma gitmişti. Size de göstermek istedim. Yıllarca, 20 yıl boyunca dağlarda, ilk önce kalıpçıymış amca değil mi? Evet, inşaat ustasıydı. İnşaat ustasıydı. Rahatsızlanınca 20 yılda çobanlık yapmış. Şimdi de 2 senedir eve gelmiş. Ha, 2 senedir de evde çobanlık yapıyor. Aynen. Ve teyzenin de el emeği, göz nuru dantellerini size gösteriyorum. Burası köyde. Emekliniz var mı? Yok. Emekli olamamışlar ama mutlu mesut yaşıyorsunuz değil mi amca? Aynen, aynen. Şükür. Bu şekilde şirin bir evleri var. Allah herkese sağlıklı, sıhhatli, hayırlı evler nasip etsin. Amin. Gönlüne göre. İki kızını evlendirdim burada değil mi? Evet, evet, aynen. Bak, geniş bir koridorun da var. Doğun neresi, batın neresi oluyor? Doğun burası. Evet. Kapının girişi doğu. Bu taraf batı. Hı-hı. Gayet güzel teyze. Halı dokudu mu? Evet. Ama hiç dokunmuş halın yok evde, değil mi? Hı. Sattın mı onları hep? Düşünmez de olur da halı dokuma mı kız? Ha, sen düşüm altındandın. Korkut eliği yaylaya evlenip gelmiş teyzemiz. Gördüğünüz gibi böyle dantelleri de var. Hadi aşağıya bak, aşağı daha iyi. Aşağının evinde mi göstereceğim? Hadi, tamam o zaman. Oraya da bakalım. Yörük. Koca yörüğün evi. Bismillahirrahmanirrahim. Meral'in çöpleri tutmaya başlamış bu çöpler herhalde. Şimdi aşağı evini göreceğiz. Yani yaşlanınca merdiven çıkamayız. O yüzden aşağı katı mı yapalım dediniz? Hı hı. Giriş buradan değil mi? Değil. İyi, hadi madem sen.
Bence de ya, boş durmasın, siz burayı ev verin. Muhtara söyleseniz ya, muhtar bu işleri çok iyi yapar. Yok yok, bura biz kendimiz yiyeceğiz. Bu dolapları kim çaktı teyze? Birisi çakmış. Sabahla meyve suyu yaptı onları, evveli. Öyle mi? Hmm. Dur. Bu paspas yine annenizden gelen paspaslardan mı? Burası da pek şirinmiş. Örtüleri örtmüşsün, bir de pembe şeyim varmış. Danteli de kendin mi ördün? Onları satın alma. Burası taş duvar o zaman değil mi? Şuraya tam çiçekleri koyacaksın teyze. Burada taş duvar canım. Bu evin birazı taş duvar, bir evi, bir tarafı ne? Bak, orta bölümler kerpiç. Ha, bir taraf kerpiç, bir taraf taş duvar. Dışı komple taş. Burada da bir soba var. Burada da bir televizyonluk var. Şimdi başka odan da var mı burada? Onu da görelim madem sen. Hayriye teyze kendisi göstermek istedi şimdi. Aman aman, halısı da güzelmiş, pek şirinmiş maşallah. Bunları şeyler koyacaksın, bakliyatlarını koyacaksın, yıkadım. Bu dantel mi ya? Değil, dantel görünümünde. Bu komşunun bahçesi mi? Ha, komşusunun bahçesi ama pencereyle dip dibesiniz ha? Güzel güzel teyze. İnsanlar bir evi olsun diye canları çıkıyor. Bu dolapları kim, nereden buldunuz? Onları Antalya'dan birinden aldık ya. İyi yapmışsınız. Mavili beyazlı olmuş. Burası nereye gidiyor? Orada tuvalete, banyoya gidiyor. Hadi ya, mutfaktan mı geçiyor? Evet, burası oradan yaptık ya biz ondan. Ondan ama yine de çok güzel maşallah. Burada bir salon. Gerçekten burada yaşayabilirsiniz. Burada da oda var mı? Var. Orada yatak odası mı? Bakabilir miyiz? çok güzelmiş. Anam, tek yastığınız varmış sizin burada. Bir yastıkta kocasınlar diye, değil mi eşinle? Bu kim? Senin mi? Evet, işte benim günlük resim oydu. Ay maşallah, o zaman da çok kiloluymuşsun. Yanakların tontonmuş. Bu kim? Kayınpederim mi? O zaman da güzelmişsin. Şimdi de güzelsin ama o zaman da tonton yani duruyormuşum. Aynen. Gayet güzel teyze. Yaşlanınca aşağı kata inip bir yastıkta kocamayı düşünen teyzemizin evini çektik arkadaşlar. Kanalımıza abone olur, bizi desteklerseniz çok sevinirim. Hayriye teyzenin son kez şu dantellerini de göstereyim arkadaşlar.